İsmail Ağa Yayın Evi sunar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde zekatın belirlenmesi hususunda nisap miktarı nedir? Ve nisap miktarının belirlenmesi hususunda bugün günümüzde hangi ayar altına itibar edilir, hangi kıymete itibar edilir ve bu hususta alış fiyatı mıdır, satış fiyatı mıdır, bu gibi konulardan bahsetmiş idik. Bugün dersimizde yine zekat fıkıh açısından önemli olan iki konuya bahsedeceğiz. Birinci olarak ilk konumuz zekatta kişinin üzerine zekatın farz olabilmesi için malumunuz geride de birkaç kere işlemiştik. Kişinin zengin olduktan sonra o paranın üzerine bir yıl geçip ve bir yıl geçtiğinde halen daha o nisap miktarını aşan bir mala malik olması şart idi. Havalanil havil diyorduk biz buna kaynaklarımızda. Yani zengin olunan o miktar üzerine, o mal üzerine aynı şey üzerinden bir yıl geçmesi şart demiş idik. Şimdi peki üzerinden bir yıl geçmesi şart ise o zaman kişinin ilk zengin olduğu tarihte zaten zengin olabilmesi için nisap miktarını aşması gerekir. Bir de zekat verebilmesi için üzerinden hicri bir yıl geçtiği zaman da aynı şekilde dinen zengin olması, yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı bir birikim olması şarttır. Peki bu iki sürede böyle de bu iki sürenin arasında kişinin nisap miktarı malik olması şart mıdır değil midir? Bu konudan bugün bahsedeceğiz inşallah. İlk olarak bu konudan bahsedeceğiz. Sonra ikinci olarak kişinin bir nisaptan, bir mal cinsinden şayet nisap miktarını aşan bir malı yoksa farklı farklı cinslerden, yani ticaret malından, altından, gümüşten, dolardan, eurodan farklı farklı cinslerden eğer mal varlığı var ise bu durumda zekat nasıl hesaplanır, o konudan inşallah bahsedeceğiz. Şimdi ilk konumuz dediğimiz gibi neydi? Kişinin zekatla muhatap olabilmesi için İlk zengin olduğu tarihten itibaren üzerinden hicri bir yıl geçecek ve hicri bir yıl geçtiği zaman da bir yılın neticesinde asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı bir birikime sahip olması şarttır demiştik. Peki bu iki sürede, yani seneyi ilk zengin olma ve seneyi devriyese zengin olmak şart. Peki aradaki süreçte de aynı şekilde kişinin nisap miktarı birikiminden aşağıya inmemesi şart mıdır değil midir? Konumuz bu. Ki Hanefi fukahası olarak diyeceğiz ki Hanefi fakihleri diyecekler ki zekatta asıl olan ilk zengin olunan tarih ve üzerinden geçen seneyi devriyenin o aynı günüdür. Yani Ramazan 1 mi? Bir sene sonraki Ramazan 1. Ramazan 10 mu? Bir sene sonraki Ramazan 10. Bunlar itibar edilir. Peki bunun dışındaki süreçte, yani geri kalan o 12 aylık süreçte kişinin nisap miktarı aşan bir birikiminin her an elinde olması şart mıdır? Hanefiler der ki el cevap şart değildir. Çünkü niye? Zekatla mükellef olan bir bireyin, özellikle nisaba yakın olan miktarlar için özellikle söyleyelim. Yani tam böyle kişinin 90 gram altını var bugünkü itibarla. Biraz daha örnek verecek olursak. Yani bu şekilde yakın olan insanların mal varlıklarının bazen dönem dönem 3 ay 5 ay aşağı inmesi, yukarı çıkması, bunlar muhtemeldir ve doğaldır. Aynı şekilde şöyle düşünün. Adamın ticaret malı var diyelim. Ticaret malının bazen dönem dönem kıymeti düşebilir. Kıymeti seneyi devrede hesaplamıştı. Nisabı aşıyordu ama düştüğü zaman da nisabın altına indi. Şimdi bu şekilde mevsimlere göre, zamanlara göre kişinin borcu, ödemesi, masrafı, giderleri vesaire vesaire bunlar dönem dönem farklılık gösterdiğinden dolayı senenin ortasında havelanil havil geçerkenki süreçte paranın nisabın altına inmesinde bu yönüyle haraç vardır, zorunluluk vardır. Onun için seneyi devriyenin o ortasındaki o süreçte nisap miktarının altına inmesi zekatın devamı için veya seneyi devriyenin devamı için herhangi bir problem teşkil etmez. Seneyi devriye aynı şekilde ne olur? Devam edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken yer şurasıdır. Yeter ki ilk zengin olduğum tarihin üzerinden bir yıl geçtiği zaman ki o hicri yılbaşımda, hicri olarak ne zaman ben bu zekatı veriyorsam o gün içerisinde elimde nisap miktarı bir birikim olsun. Onun için söz gelimi diyelim 95-90 gram altında zengin olduğum tarih attım. Ne zaman? Şaban'ın 15'i. Şaban'ın 15'inden bir sene sonraki Şaban'ın 15'ine geldiğim zaman eğer burada da nisabım var, burada da nisabım var.
şeklindeyse zekatla muhatap olurum. Ama efendim bu adamın sene içerisinde bir ödemesi çıktı. Ne bileyim Zilhicce'de bu adamın mal varlığını çıktığı zaman da 50 gram parası kaldı. Olsun, fark etmez. Ya borcu çıktığı zaman bu kişi Muharrem ayında 70 gram kaldı. Olsun, fark etmez. Bu yönüyle nisabın altına bu süreç arasında ara ara inip çıkması ne olmaz? Seneyi devriye için zarar vermez ve seneyi devriyenin devamı açısından herhangi bir sıkıntı doğurmaz. Çünkü niye? Ya her insanın bu şekilde nisabın altına inme durumları söz konusu oluyor. Yani mal arada gider gelir. Bundan dolayı bu problem teşkil etmez. Peki ne zaman problem teşkil eder bu iki süreçte, iki zamanda mal varlığı nisabı aşıyorsa? Şu durumda problem teşkil eder. Eğer seneyi devriyede benim nisabımdan hiçbir miktar kalmayacak olur ise, işte bu durumda bu süreçte nisabımdan hiç para kalmayıp ben eksiye inmiş isem veya sıfırlamış isem bu durumda ne olur? Artık o gerideki zengin olduğum ve zenginlik tarihi olarak atmış olduğum tarih ortadan kalkmış olur. Ne gibi mesela? 90 gram altınım vardı. Şaban'ın birinde 15'inde 90 gram altın diye zengin oldum dedim. Üzerine şimdi bir yıl bekletiyorum. Sonrasında Zilhicce'ye geldik. Zilhicce'de 90 gram param vardı ya, tam 90 gram altın borçlandım. Yani sıfırlandım. Ne malım var ne yok. Böyle olacak olur ise ne olur? Bu durumda kişi artık nisaptan hiçbir eser, hiçbir miktar kalmadığından dolayı seneye devri ortadan kalkmış olur. Bir bu. İki. Bu şekilde sıfırlama değil de eksiye insem. Yani 90 gram mal varlığım vardı, 100 gram borçlansam. 100 gram herhangi bir şeyden ötürü borçlandım. Arsa aldım, ev aldım, araba aldım, fark etmez. Yani ticarete tabi olmayan bir şey aldım. Bu şekilde borçlandığım zaman da ne olur? 90 gram elimde para var ama 100 gram borçlandım. Ben seneyi devriyenin ortasında eksi 10'a indim. Bu şekilde olması durumunda zekat ile zekat için gerekli olan o ilk tarihin, ilk atmış olduğum tarih artık ortadan kalkmıştır. Çünkü niçin? Ya bırakın nisabı olması veya nisabın eserinin kalması, ben şu an için eksiye indim ve ben şu an için zekat verilecek masraf olmuş olmuşumdur. Onun için fukaha derken fukahası, ya seneyi devriyede nisabın altına inmekte haraç vardır, her zenginin başına gelebilir, onun için sene devam eder. Ama şayet senenin ortasında nisap bütünüyle ortadan kalkarsa veya kişi eksiye inecek olur ise, bu durumda nisaptan hiçbir eser kalmadığından dolayı seneye devri ortadan kalkmış olur demektedirler. Şimdi birinci olarak bundan bahsedeceğiz. Ve zekâne nisabı kâmilen fî tarafîl havli. Nisap senenin başında, yani 2023 Şaban 15. Burada tam olduğu zamanda ve diğer tarafta da tam olduğu zamanda 2024 Şaban 15 olduğu zamanda fe noksanuhu, o nisabın azalması fima beyne derlik ya la yuskutuz zekatı. Zekatı ne yapmaz? Zarar vermez. Bakın bu süreç içerisinde, yani Şaban 15'ten diğer Şaban 15'e ben burada hibede bulunabilirim, mal satın alabilirim veya bu parayı başka bir yere sarf edebilirim. Gerekçe ne olursa olsun ne olur? Noksandır bu. Sıfıra inmediğim sürece, sıfırlamadığım sürece, yani mal varlığımla borçlarım sıfırlamadığı sürece, eşit olmadığı sürece nisabım halen daha devam etmektedir. Tabi burada noksanlaşmada illa hibe, harcama gibi olmayabilir. Bazen zekata tabi olmaktan çıkartabilirim o belli bir kısmı. Mesela ne gibi? 90 gramlık ticaret malım vardır. 90 gramlık mesela hayvancılık yapıyor kişi diyelim. Nakit ticaretiyle uğraşıyor. 90 gram hayvanı vardı. Sonra dedi ki ya bu hayvanların 10 tanesini ben ne yapayım? 5 tanesini süt için bekletmiş olayım. Bunların cinsi güzel dedi. Süt için bekleteyim dedi. Onları çıkardığım zaman kaldı 60 gram. Bak bu şekilde de bir noksanlaşma olabilir. Bu da ne olmaz? Eksiye inmediği sürece seneyi devreye zarar vermez. فَنُقْصَانُهُ فِي مَا بَيْنَ ذَٰلِكِ Bu iki tarih arasındaki noksanlaşma, noksandan kastedilen sıfırlamamak ve eksiye inmemek. Buraya dikkat edelim. لَا يَسْكُدُ زَكَاتَ Zekatı düşünmez. Niçin? لَيَنَّ يَشُقُّ اِتِبَارُ الْكَمَالِ فِي اَسْنَائِ Çünkü bütün senede nisabın üstünde para illa olmak zorunda zekatın farz olabilmesi için demek meşakkattir. اِذْ Çünkü لَا بُدَّ مِنْهُ فِي اِبْتِدَائِهِ Çünkü senenin başlanması için nisaptan ayrılık yoktur. Lil inikade. İlk senenin başlanabilmesi için, senenin başlangıcı için nisap zorunludur. Daha ve tahakkuk el gina, zenginliğin de tahakkuk etmesi için bu yönüyle zorunludur. Ve fintihaihi, intihada da, yani bir de sonda da şarttır. Niçin? Lil vücubi, zekatın bu kişi üzerine edası vacip mi değil mi bunun tespiti için
Burada da vaciptir. Yani burada bu adam zengin mi? Dolayısıyla tarih atması gerekir mi? Bunun için nisap lazım. Burada bunun üzerine ne kadar vacip oldu? Bunun için buraya bakması lazım. Ve la kedalik fîmâ beynne dâlik. Şeydeyse bu başlangıç ve bitiş süreci arasındaki ortadaki süreçte ise böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Niçin? Liennehu haletül beka. Çünkü o nedir? Beka yani devam halidir. Kavaydı külede genel kuralımız vardır. El beka eselü minel iptida. Bir akdin devamı, bir hukukun devamı bazı akitlerde nedir? Özellikle lazımi akitlere misal verilir bu kural. Bazı akitlerde devamı için iptidadaki şartlar aranmaz. Örneğin nikah akdinin yapılması için şartlar aranır ama karı kocanın devamı için, karı kocalığının devamı için şahitlerin yaşaması şart değildir. Şahitler ölse de nikah akdi devam eder. O yönüyle el-beka eshelü minel iptida kuralı denilmektedir. Bi hilafi ma'lev helekel küllü. Nisabın tamamı helak olması böyle değildir. Haysu yaptulu hükmül havli. Seneyi devriyenin hükmü burada ne olmuş olur? Batıl olmuş olur. Ve la tecibu ezzekatu li ademin nisabi fil cümle. Az da olsa nisap kalmadığından dolayı ne olmaz? Eğer nisap helak olacak olur ise artık seneyi devriye iptal edilmiş olur. Yeni bir zengin olan seneyi devriyenin takip edilmesi gerekir. Şimdi burada ifadesi Musannif Hazretin bi hilafi ma'lev helekel küllü. Nisabın tamamının helak olması. Fetih sahibinin ifadesi bununla alakalı. Bir adamın bir tane bir felsi kalsa, bir dirhemi kalsa yine sene devam eder buyuruyor. Ama sıfırladığı an nisap kalmadı, tamamı helak oldu. Bu durumda ne olur? Seneyi devriye ortadan kalkmış olur. Onun için yani illa eksiye inmek şart değildir. Nisap hiç kalmayıp ki o da nedir? Sıfırlamaktır. Yani mal varlığımın karşısında birebir borcum var. Borcumu ödediğime malım kalmıyor. Eşitim. Hiç ne borcum var ne alacağım var. Ne kenarda malım var. Böyle olacak olursa bu durumda da nisap bütünüyle helak olacağından dolayı seneyi devre yine aynı şekilde iptal edilmiş olur. Vela kezalik fil meseletil üle. İlk mesele yani nisabın altına inme meselesi böyle değil. Niçin liyene bazı nisab bakin feyebka el inekadu. Çünkü nisabın bazısı nedir? Kalıyordur. Bu yönüyle kaldığı için de nisab halen daha devam eder. Onun için 90 gram nisabın senenin bazı dönemlerinde 60'a 70'e 80'e inmesi bu nisaba ne yapmaz? Zarar vermez. Şimdi bir diğer konu. Nisapların birbirine katılma meselesi. Örneğin bir adamın diyelim TL'si var, doları var. Veya bir adamın altını var, gümüşü var. Veya bir adamın ticaret malı var, aynı zamanda da nakit parası var. Veya bir adamın sayma hayvanı var ve nakit parası var. Şimdi bu nisaplardan hangileri birbirlerine katılır? Burada genel kuralımız şudur ki dersimizin başında da işlemiştik hatırlarsanız. Sayma hayvanların nisapları müstakildir ve sayma hayvanlar kendi cinsindeki dışında başka hiçbir şeye katılmaz. Yani bir adamın diyelim koyundan 20 tane koyunu var. Normalde 40'tı. Sığırdan da 30'da başlıyordu. O sığırdan da 35 tane sığır olsa. 15 tane sığır olsa. 15 sığır, sığırın yarısı. Sonrasında 20 koyun da koyunun nisabının ilk nisabının yarısı. 15 sığır olsa, 20 tane koyun olsa bunlar birbirlerine katılıp efendim bak sonuçta topladığımız zaman bir nisap ettiler. Dolayısıyla bundan zekat vermesi gerekir denilir mi? El cevap denilmez. Sayma hayvanların her bir cinsinin nisabı aynıdır. Ayrıdır birbirinden. Yani koyunun nisabı ayrı. Efendim bir adamın koyunu var, devesi var. Katsın birbirlerine zekat versin. Yok. Sayma hayvan ise ne olur? Koyununki ayrı değerlendirilir. Kaç tane koyunu var diyelim? 80 tamam. 40 bir tane koyun vermiş olur. Sığırı var aynı zamanda. Kaç tane sığırı var diyelim? 45 tane. Nedir? Müsünnesi vermesi gerekir. Devesi var. Kaç tane? Onu ayrı verir. Yani bunların birbirlerine ki şeyleri ne olmaz? Toplarmaz. Ama burada dikkat edelim. Sayma olmaları durum. Yoksa ticaret malıysa zaten kıymetler üzerinden zekat verilecektir ve dolayısıyla katılacaktır. Yani ticaret malı olması durumunda bugünkü itibariyle adamın koyunları var. Hayvancılık yapıyor, alıyor satıyor. Sığırı var. Efendim sığırı sattık. Sığır kaç lira etti? Sığırların maliyeti toplamı 100.000 TL. Koyunları da değerlendirdik, kıymetlendirdik. Kaç lira etti? 50.000 TL. Tamam 50.000 TL koyunlar, 100.000 TL sığırlar. 150.000 TL bu adamın mal varlığı var. Dolayısıyla 150.000 TL'nin 40'te 1'ini bu adam verir. Bakın bu bahsettiğimiz sahibinin zekatı değil ama ticaret malının zekatı. Onun için tekrardan meselemize dönecek olursak sayma hayvanların nisapları kendi cinsleri dışında başka bir cinse katılmaz. Ama bunun dışındaki
Nakit paralar ve ticaret malları ise bunlar aynı nisaptan değerlendirilir demiştik dersimizin başında. Çünkü niye aynı nisaptan değerlendirilir? Bir ticaret malının zekata tabi olup olmamasını biz nakit para üzerinden belirliyoruz. Onun için asıl orada nedir? Nakit paralardır. Nakit paralar olduğundan dolayı ticaret malında her halükarda asıl nakit para olduğu için nakitler üzerinden, kıymet üzerinden değerlendirme yapılır. Onun için bir adamın farazi diyelim nisabın 80 olduğunu varsayalım. Tartışmalardan bahsetmiştik geçen derslerimizde. Nisabın 80 olduğunu varsayalım. 40 gram altın olsa, 40 gramlık da ticaret malı olacak olursa, bunların nisabı ikisi aynı olduğundan dolayı bunlar ne olur? Birbirlerine katılır ve zekatı verilir. Efendim bu adamın nakitten 80 gram mal varlığı olmadı. Olsun, fark etmez. Nakit üzerinden hesaplanan ticaret malından 40 gram nisap olmuş oldu ve ikisinin toplamı 80 olmuş oldu. Onun için toparlayacak olursak, Hanefi mezhebine göre nakit paralar ile ticaret malları aynı nisap olduğundan dolayı bunlar birbirlerine katılır. Ama saime hayvanlarsa gerek nakit paralara katılmaması hususunda, gerek de kendi cinsindeki diğer saimelere katılmaması hususunda nakit paralar ve ticaret mallarından olmaktadır, ayrılmaktadır. Şimdi bu genel yaklaşımımız. Şimdi bu sefer Musannif Hazretleri bize şundan bahsediyor. Peki ticaret malında altın ve gümüşte diyelim, bunlar aynı nisap birbirlerine katılır dedi. Peki nasıl katılır? Yani bunların direkt kıymetleri hesaplanılır, kıymetleri üzerinden mi şey yapılır, yoksa eczası yüzdelik üzerinden mi katılır? Musannif Hazretleri bundan bahsedecek bize. Ve tudan bu kıymetin uruz ile zehebi vel fiddati. Altının uruzun kıymeti altın ve gümüşe ne olur? Katılır. Az önceki misalimiz. 40 gram altını var, 40 gram ticaret malı var. Ne olur? Bunlar birbirine katılır, nisap tamamlanır. Hatta yetinmen nisap, da nisap tamamlansın. Niçin? Li'ennel vücube fil külli. Çünkü bunların tamamındaki vücubiyet bir itibari ticareti, ticaretle alakalıdır. Çünkü niye? Nakit paralarda da hatırlarsanız bahsetmiştik. Onlarda her ne kadar ticaret niyeti olmasa da hılkaten onlarda hükmen bir nema kastı var demiştik. Onun için ticaret bunlarda da vardı. Ve in iftarakat cihetül i'dat. Her ne kadar onları nema kastı veya ticarete niyet etme kastı farklı farklı olsa da, çünkü ticaret mallarında hakikaten ticaret var, nema kastı var. Nakit paralarda ise hükmen ticaret vardı. Bu yönüyle bir değerlendirilir. Bir değerlendirildiğinden dolayı birbirine kıymeti katılır. Peki ticaret malının katılması belli. Satış fiyatı üzerinden kaça biz bunu kaça satarız, şu fiyat üzerinden denilebilir. Peki ve yudammu ezzeheb bilel fiddati. Peki altını ve gümüşü birbirine nasıl katacağız? Bununla alakalı ki burada tabi bugünkü mesele üzerinden şöyle şey yapmış olalım. Yani burada nisaba asıl olan altın ve gümüş üzerindendir. Bunların birbirlerine katılmasında belirleyeceğimiz şey her daim birine para cinsi nedir? Altın veya gümüştür. Onun için bugün dolarım da olsa, TL'm de olsa, Euro'm da olsa ben bunları ne üzerinden hesaplayacağım? Nisapta asıl olan altın olduğundan dolayı altın üzerinden hesaplayacağım. Bu TL'm ne kadar altın alıyor? Bu dolarım ne kadar altın alıyor? Bu Euro'm ne kadar altın alıyor? Sonra altınım da varsa toplayacağım. Onun üzerinden bir hesaplamaya gideceğim. Peki hani altın ve gümüş nisapta asıl değil ama TL ile dolar nisapta asıl değil. Onun için onları altınla hesaplamam lazım. Peki iki tanesi de nisapta asıl olsa, altın ve gümüş gibi. Gümüş de asıl klasik kaynaklarımız için, altın da asıl. Ne yapacağım? Ve yudan mezzehebi ilel fidda. Altın ve gümüşe de katılır. Niçin? Lil mücaneseti min haşsü semeniyeti. Semeniyet itibariyle bunlar cins taştır. Mesela Hanefi mezhebinde genel kuraldır. Birçok konuda beyül iğne babında mesela biz bunu görüyoruz. Birçok konuda altın ve gümüş para olmaları itibariyle aynı cins muamelesi görür. Beyül iğne ribaya formalite olarak uydurulmuş olan bir akittir. Hanefi mezhebi bu riba akdinin önüne geçebilmek için orada altın ve gümüşe aynı cins para hükmü verir ve riba olur demektedirler. İşte bu misallerde de gördüğümüz gibi dirhem ve dinar para olması hususunda nedirler? Cins taştırlar. Ve min hadel veci sara sebeben. Yani bunlar para oldukları için zaten ne oldular? Zekat üzerine farz olmuş oldu. Sümme. Peki tamam, birbirlerine katıldı. Peki nasıl katılacak? Sümme yudammu bil kıymeti inde Ebi Hanife rahimeullah. Ebu Hanife Hazretlerine göre kıymet ile katılır. Yani burada altınım var, burada gümüşüm var. Efendim bu altınım 10 miskal diyelim. Peki bu gümüşüm ne kadar? 120 dirhem. Peki bu 120 dirhemle ben nisabım için gerekli olan altının nisabı biliyorsunuz 20 miskaldi. Nisabım için gerekli olan 10 miskal ediyor mu, ona bakılır. Eğer bu gümüşün kıymeti 10 miskal ediyor ise ne olur? Direkt
zekatı vermem gerekir. Ama eğer bu 120 dirhem gümüşün miktarı 10 dirhem etmiyor, 10 miskal etmiyorsa o zaman zekatla sorumlu olmam. Ebu Hanife Hazretleri kıymet demektedir. Ve indihuma sahibeyne göre ise bil eczai cüzlerle yani hisse ile katılır birbirlerine. Mesela hisse ile katılmak ne demektir? Şöyle. Efendim senin ne kadar altının var? 10 miskal. Peki 10 miskal altının nisabı olan 20 miskalin yüzde kaçı? %50'si. Tamam, %50'yi yaz kenara. Sonra geldik gümüşe. Peki bu gümüş. Gümüşün nisabı olan 200 dirhemin kaçta kaçı? Farazi diyelim 120 dirhem var. Efendim %60'ı. Tamam, %60 da gümüşten. O zaman nisap için %60'ım gümüşten. %50'si altından. İkisini topladığım zaman %110 etmektedir. Yani %100'ü geçti bakın. Nisabın %100'ünü geçti. %110 oldu. O zaman zekat bana mükellef olmuş olurum. Onun için sahibeyin bu yönüyle ecza ile bunları toplamaktadır. Bakın aynı ecza ile şey meselesini biz fıkıhta şurada da görmekteyiz. Mesela bir adam hem yolculuk için karadan gidecek hem denizden gidecek. Burada şimdi bu karadan ve denizden gittiği zaman da seferiliğini bu kişinin nasıl hesaplarız? Cevap nedir bizde Hanefi mezhebinde? Ecza ile. Nasıl? Efendim bugün diyelim karadan intikalde seferi olunabilmesi için 90 kilometreyi kabul ettik. Denizden de farazi diyelim 180 kilometreyi Halil Gönenç hocamızın dediği şeyi kabul ettik. Şimdi bu adam karadan ne kadar gitti? 60 kilometre gitti. Karadan 60 kilometre. Peki karadan 60 kilometre. Karadaki seferi mesafe olan 90 kilometrenin kaçta kaçı? İşte takriben %66 küsür eder. Tamam yazacağız o zaman. Seferi mesafenin %66'sı neyle doldu? Karadan doldu. Sonra bu sefer geleceğiz şeye, denize. Peki denizde bugün Halil hocamız 180 kilometre demektedir. 180 kilometre. 180 kilometrede bu adam ne kadar gitmiş? Farazi diyelim 60 kilometre gitmiş. Veya misalimiz şey olsun diye 90 kilometre gitmiş diyelim denizden. 190 kilometre denizde seferi mesafe olan 180'in kaçta kaçı? %50'si. Onu da yazacağız %50. Şimdi karadan kaç gittiydi? Seferi mesafenin %66'sını. Denizden kaç gitti? Seferi mesafenin %50'sini. İkisini topladığım zaman ne ediyor? %116 ediyordu. Bakın %100'ü tamamladık. Bak bu da ecza ile topladık biz burayı. Niye? Ya çünkü bunlar birbirinden farklı cins seferi mesafeler. Bunların mesafeleri birbirinden farklı. Nasıl biz bu ama bu adamın seferinde ikisi de var. Şimdi biz denizde karanın hükmünü veremeyiz. Karada da denizin hükmünü veremeyiz. Birbirinden farklı bunlar. O zaman ne yaptık? Biz ecza ile topladık. Karanınkini topladık yüzdelik olarak. Denizinkini yüzdelik olarak topladık. Ve en nihayetinde bunların her ikisini topladık. Sahiben de diyor ki işte bu şekilde altın ve gümüşün de eczası toplanır. Az önce dediğimiz gibi 10 miskal altın nisabının %50'si. 120 dirhem gümüş miskalinin %60'ı. %50 %60 daha %110 eder. Dolayısıyla bu adam zekatla muhatap olmuş olur. Ve huve rivayetun anhu Ebu Hanife Hazretlerinden de rivayet edilmektir. Hatta inne men kâne lehu miyetü dirhemin bir adamın 100 dirhemi olsa ve hamsetü mesakil 5'te miskali olsa. Şimdi 100 dirhem dirhemin nisabının %50'si. Çünkü 200 dirhem bütün nisab. 5 miskal. Peki 5 miskal altının miskalinin yüzde kaçı? %25'i. O zaman %50 gümüş var. %25 altın var. O zaman toplam %75 etti. %75 bakın %100 edemedi. Onun için bu kişi zekatla muhatap olmaz. Zehebin tebluğu kıymetüha miyetü dirhemin. Ki onun kıymeti 5 miskal ama onun kıymeti 100 dirheme ulaşıyor. Fe aleyhi zekatü Ebu Hanife Hazretlerine göre zekat gerekir indehu. Çünkü niye? 5 miskal ama Ebu Hanife kıymete baktığından dolayı sonuçta 100 dirhemlik bir değeri var onun. Öbürü de 100 dirhemdi. Bu altının kıymeti de 100 dirhem. İkisinin toplamı 200 dirhem ediyor. O zaman ikisinin toplamı 200 dirhem ediyorsa zekat verilmesi gerekir. Sahibe ise ne diyor? Hayır kıymete bakmam. Cüze bakarım. 5 miskal altının %25'i. 100 dirhem gümüşün %50'si. İkisini topladığım zaman %75 eder. Dolayısıyla bu kişi zekat vermez derler. Hüma yekulan. Sahiben diyor ki el mu'teber fihma el kadru dunel kıyme. Altın ve gümüşte itibar miktaradır her daim. Hatta la tecibu ez zekati fi musavvagin veznuhu akalle min miyeteyni. İtibar kıymete değil de miktarı olduğundan dolayı süslü olan bir bilezik olsa ve onun ağırlığı 200 dirhemden aşağı olacak olsa ve kıymetuhu fevkaha onun kıymeti 200'ün üstünde olsa yani hani bazen böyle nadir olarak üretilen özel işçilikle üretilen bilezikler takılar oluyor.
Öyle bir şey düşünelim, sahibenin gerekçesi. Sahiben ne diyor? Kıymete bakılmaz bu tür şeylerde, zekatta. Altın ve gümüşte neye bakılır? Miktara bakılır. Ribada da böyledir biz aslında. Altın ve gümüşte miktara bakılır. Şimdi miktara bakıldığından dolayı bir adamın şöyle bir şey olsa. Mesela diyelim 150 dirhem ağırlığında, yani gümüşün hesabını tamam, ama onda öyle bir kaliteli usta iş yapmış ki, öyle bir işçilik var ki, nadirat bu. Nadir olduğundan dolayı 1000 dirhem kıymetinde. Şimdi biz burada Hanefiler olarak burada kıymete bakıyor muyuz? El cevap bakmıyoruz. Çünkü niye? Miktar asıl orada. Bakın sahibinin de onun için diyor ki altın ve gümüşte burada olduğu gibi asıl olan nedir? Miktardır. Miktar olduğundan dolayı kıymetle hesaplama olmaz diyorlar. Ve huve yekul, Ebu Hanife Hazretleri diyor ki inna damme lil mücaneseti. Katma neyledir? Cinsaçlık iledir. Ve hiye tetehakkuku bi itibaril kıymeti dune sure. Yani bir şey bir şeye katmak da neyle olur? Kıymetle olur. Mesela ticaret malını biz neyle katıyoruz? Kıymet üzerinden katıyoruz. Ticaret malını biz tutup yüzdelik üzerinden katmıyoruz. Bu yönüyle katma neyle olmuş olur? Kıymet üzerinden olmuş olur. Kıymetli olduğundan dolayı burada hesaplamanın kıymet üzerinden yapılması gerekir demektedir. Düğüne sureti suret değil. Feyudammu biha, bundan dolayı kıymet ile katılma olur. Vallahu alem. İmamlarımız arasındaki bu ihtilafı ziyadesiyle bilen kimdir? Mevla Teala Hazretleri'dir. Evet, burada kalmış olalım. İnşallah bir dahaki dersimize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İsmail Ağa Yayın Evi sundu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala آل سيدنا محمد